Türkiye hükümeti batılılaşma gerekçesiyle 2 Kasım 1934 tarihinden 6 Eylül 1936'ya kadar geleneksel Türk müziğinin radyoda çalınmasını yasaklamıştır. Yasağın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra 6 Eylül 1936'da geleneksel Türk müziği radyolarda tekrar çalınmaya başladı. Yasağın nedenleri 1. Batılılaşma. Dönemin hükümeti, batılılaşma politikası çerçevesinde Türk toplumunu modernleştirmeyi ve çağdaşlaştırmayı amaçlıyordu. Bu politikanın bir parçası olarak Batı müziği teşvik edilirken geleneksel Türk müziği geri plana itildi. 2. Modernleşme. Dönemin aydınları geleneksel Türk müziğini eski ve gerici olarak görüyorlardı. Modern ve batılı bir toplum inşa etmek için geleneksel müzikten uzaklaşmak gerektiğine inanıyorlardı. 3. Ulusal kimlik. Yasağın bir diğer sebebi de ulusal kimlik arayışıydı. Dönemin hükümeti ulusal kimliğin Batı kültürüyle özdeşleştiğini düşünüyordu. Bu nedenle Batı müziğini teşvik ederek ulusal kimliğin gelişmesini sağlamaya çalıştılar. Yasağın etkileri. Geleneksel Türk müziğinin popülerliği azaldı. Batı müziği ve Batı tarzı müzik daha popüler hale geldi. Geleneksel Türk müziği, sanatçıları ve besteciler zor durumda kaldı. Bazı geleneksel Türk müziği eserleri kayboldu. Yasağın kaldırılması. 1936 yılında Atatürk'ün müdahalesiyle yasak kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasında geleneksel Türk müziği sanatçılarının ve aydınlarının tepkilerinin de rolü olduğu düşünülmektedir. Yasağın günümüzdeki tartışmaları. Yasağın geleneksel Türk müziğine zarar verdiği ve bu müziğin gelişimini engellediği savunulmaktadır. Yasağın batılılaşma politikasının bir parçası olarak Türk kültürüne karşı bir saldırı olduğu da savunulmaktadır. Bazı kişiler ise yasağın o dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabilir olduğunu savunmaktadır. Müzik doğamızda var. Sezgisel olarak müziğin doğamızda var olduğu kesin. Müziğin kendisi biyolojimizden, dünyanın bireysel kültürleri tarafından şekillendirilen ve renklendirilen bin sese dönüşen şeydir. Dünyanın dört bir yanındaki müziğin psikolojik ve yapısal ortak noktaları olabilir. Ancak bu ortak noktalar müziğin ne kadar çeşitli olabileceğine dair üvertürlerdir. Altta yatan müzik kabiliyeti müziğin bireyselliğini takdir etmemize olanak tanır. Nihayetinde müzikle ilgili en insani şey bu kadar birbirimizden farklıyken insanları birbirine bağlayabildiğidir. Belki de bu yüzden sanat doğamızda var. Peki siz geçmişte müziğe getirilen bu yasak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.